Bu videoda sana korkuların senin başarmana, korkuların senin daha huzurlu bir hayata ulaşmana, korkuların seni daha bolluk içerisinde bir hayata, yani bereketli bir hayata kavuşmana nasıl engel oluyor? Bunları anlatacağım. Yani bu korkular seni nasıl engelliyor ve neden hızlı bir şekilde bu gereksiz korkulardan kurtulmalısın? Bununla beraber bu korkulardan neden hızlı bir şekilde kurtulup başarıya, huzura, berekete ulaşman gerektiğini bu videoda sana anlatacağım. Şimdi bir kere korkuları açıklayalım. Korkular iki tane. Dünyaya geldiğinde iki tane korkun vardı. Başka bir korkun yoktu. Bir tanesi yüksekten düşme korkusu, ikincisi de yüksek ses korkusu. Tamam mı? Bu iki tane korku doğuşta. Bunlar fıtri. Bunun dışındaki bütün korkular, bunlar sana öğretildi. Çevren tarafından, sosyal çevren tarafından. En yakınların köpekten korkuyordu. Sana o korkuyu yüklediler. Ve sen de köpekten korkmaya başladın. Örneğin senin çevrenden birisi, çok yakının, evlilikten korkuyordu. Veya evlilikle alakalı sana korku yükledi. Bu sefer sen evlilikten korkmaya başladın. Korkular yüklendi sana. Hani derler ya, öğrenilmiş çaresizlik. Google'a gir bak, öğrenilmiş çaresizlik. Sana öğrenilmiş korkular yüklendi. Öğrenilmiş çaresizlik yüklendi. Sana bu zamana kadar sosyal çevren tarafından bir işin nasıl yapılmayacağını öğrettiler. Kendi işini kurduğunda batacağını anlattılar sana, değil mi? Devamlı korkuttular. Batacaksın, biteceksin, en iyisi sen hiç başlama diye sana korku yüklendi. Yani korkular sana sonradan yüklendi. Senin korkuların %85'i hiçbir zaman karşılaşmayacağın korkular. Hiçbir zaman gerçek olmayacak korkular. Hani biraz daha basit anlatayım. Su içerken boğulurum korkusu sana sonradan öğretildi. Yani hiçbir zaman karşılaşmayacaksın. Olmayacak istatistiklere göre. Böyle bir durumla belki 1 milyonda bir kişi karşılaşıyor. Dolayısıyla sana bu zamana kadar her seferinde korkular yüklendi. İşte bu korkulardan dolayı sen bir işe başlamak istiyorsun. Bir projeye başlamak istiyorsun. Bir planın var. Tamam mı? Kendi birey olarak arzuladığın bir hedefin var. Tam adım atacaksın. Birden o korku sana engel oluyor. Bir kale kapısı gibi önüne çıkıyor. Ve sen o kapıyı açıp geçemiyorsun. Sana öğretildi o korkular. Gerçek olmayan korkular. Veya iş kuracaksın. Sana daha önceden korku yüklendiğinden dolayı işle alakalı kale kapısı gibi önünde duruyor. Kapıyı açmadığın müddetçe, yani o korkun üzerine gitmediğin müddetçe işini kuramayacaksın. Korkuyu aşmadığın müddetçe, o gerçek olmayan korkuları aşmadığın müddetçe arzuladığın hedefe ulaşamayacaksın. Ve bu korkular senin korkuların değildir. Bu korkular senin sosyal çevrenin korkuları, senin etrafındaki insanların korkuları. Belki de onların da korkuları değil. Onlara da onların sosyal çevresi öğretti. Ve bunların %85'i gerçek değil sevgili arkadaşlar. İşte bu korkularından dolayı yapamam korkusu, batırırım korkusu, ben beceremem, bu yaştan sonra olmaz korkusu seni engelliyor. Senin adım atmanı engelliyor. Sen de istiyorsun. Sen de arzuluyorsun. Çok güzel yerlere gelmeyi istiyorsun. Senin çevrendeki insanlar arzuladığı yere geldiler. Başardılar. Hedeflerine ulaştılar. Onlar arzuladığı huzura ulaştılar. Arzuladığı berekete ulaştılar. Arzuladığı gerçek zenginliğe ulaştılar. Ama sen onları sadece seni
engelleyen korkularından dolayı sadece onları seyrediyorsun. Seyretmekle kalıyorsun. Ve patenaj gibi düşün, tekerlek dönüyor, araba gitmiyor. Veya çok basit şöyle anlatayım. Araba çalışıyor ama sen gaza basmıyorsun. Yani vitese takıp arabayı ilerletmiyorsun. Öyle duruyor. Sadece yakıt tüketiyor. Boş boş sadece yıllarca çalışan araba öylece duruyor. Park ettin duruyor. Neden? Korkularından dolayı. Gerçek olmayan korkularından dolayı o şekilde o sarmalın içerisindesin. Hani o çark var ya, o çarkın içerisinden çıkamıyorsun. O korkular, çaresizlikler sana öğretildi. Her seferinde söylüyorum, bir kişi dünyaya geldiğinde istatistiklere göre 18 yaşına kadar 144 bin ile 455 bin kelime negatif cümle ile programlanıyor. Yani düşünün, 455 bin kelime ile sana çaresizlik öğretiliyor. Bu istatistiklere göre arkadaşlar. Ve bir adama 40 kere delisin dediğinde o öyle inanıyor, atasözü. Ve sana 455 bin kere sen yapamazsın, sen beceremezsin, sen evlendiğinde yapamayacaksın veya sen iş kuramazsın, sen bu iş yapamazsın dediklerinden dolayı, yani bu korku sana yüklendiğinden dolayı ilerleyemiyorsun. Artık vakti geldi. Ben sana şunu söylüyorum, o korkular senin korkuların değiller. O korkular senin korkuların değildir. Bunu gerçek olarak kabul et. Gerçek olan o korkular sana ait değil. Onlar senin çevrendeki insanların korkuları. Bu gerçeği kabul et. Senden geçmedi. Sen de yapabilirsin. Sen de başarabilirsin. Sen harekete geçersen yaparsın ama. Sen sadece bunun için harekete geçmen lazım. Yani o çalışan araba vardı ya, vitese takmadın, gaza basmadın. O yakıt harcıyor boşuna. Yıllardan beri hep aynı yerde duruyor. Onu kullanmayı öğrenmen gerekiyor. Vitese takıp gaza basacaksın. Öyle ilerlersin. İnsanlar öyle ilerledi. Korkunun üzerine gittiler. Korkular küçüldüler. Kişiler büyüdü. Ama sen korkunun üzerine gitmezsen korkun büyür, sen küçülürsün. Senin elinde, senin kararın. Sen de bu zamana kadar sana yüklenen korkulardan kurtulabilirsin. Ama bunun için yapman gereken şey harekete geçmek. Kafana koymak, kendine söz vermek, karar vermek ve harekete geçmek. Yani ben de yapabilirim, ben de başarabilirim diyerek karar vermen lazım. Bu karardan sonra artık sen de o duran arabayı sürmeyi öğrenmen gerekiyor. Peki şoför olmak için kitap okumak yeterli mi? YouTube videosu izlemek yeterli mi? Hayır. Bu zamana kadar ben kitap okuyarak araba sürmeyi öğreneni görmedim. Sana bir öğretmen gerekiyor. Şoför öğretmeni gerekiyor. Yanında sana şimdi gaza bas, şimdi frene bas, şimdi sağa dön, sola dön diyen birisi gerekiyor. Bir şoför öğretmeni gerekiyor. O şoför öğretmeni başka insanlara da yol gösterdi. Öğretti. Araba nasıl sürüleceğini öğretti. Dolayısıyla sen bu gerçeği kabul et. Tek başına yapamayacaksın. Tek başına ayak bağlarından, yani korkularından, öğrenilmiş çaresizliklerinden kurtulamayacaksın. Tek başına olmuyor. Yani kitap okuyarak olmuyor. Bununla beraber tek başına yeteneklerini kullanmayı da bilmiyorsun. Çünkü seni dışarıdan birisi analiz etmesi lazım. Teste girmen lazım. Yeteneklerin nedir? Potansiyelin nedir? Bunu tek başına öğrenemezsin. Kitap okuyarak kilo vermek nasıl olmuyorsa tek başına da yeteneklerini tanıyamazsın. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı olduk. Yani onların ayak bağları, korkuları, öğrenilmiş çaresizlikleri nedir? Onları testlerle, analizlerle bulduk. Onları bu engelleri, bu ayak bağlarından nasıl kurtulacağını onlara gösterdik. Bununla beraber potansiyeli nedir kişinin? Yani içindeki aslan nerede yatıyor? Bunları o kişilere gösterdik.
Onlar ayak bağlarından kurtuldular. Yeteneklerini kullandılar ve roket gibi arzuladığı hedeflere ulaştılar sevgili arkadaşlar. Eğer bu konularda bizim de size yardımcı olmamızı istiyorsanız, yani gereksiz korkulardan, ayak bağlarından, öğrenilmiş çaresizliklerden nasıl kurtulacağınızı size göstermemizi istiyorsanız, bununla beraber içinizdeki yeteneklerinizi, içinizdeki aslanı keşfetmeyi bizden öğrenmek istiyorsanız, o zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilmek için yapmanız gereken tek şey var. Hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurmak. Bu formu doldururken zaten bir ön analize girmiş oluyorsunuz. Eğer programlarımıza uyuyorsanız bizim arkadaşlarımız size telefonla geri dönüş sağlar. Benimle bir ön görüşme yaparsınız. Bu ön görüşmede ben de senin ayak bağların nelerdir? Engellerin nelerdir? Korkuların, gereksiz korkuların nelerdir? Öğrenilmiş çaresizlikler nelerdir? Onları sana adım adım gösteririm. Onlardan nasıl kurtulacağını da gösteririm. Bununla beraber o içindeki aslan, o yetenek, tamam mı? O potansiyel, yıllardan beri kullanmadığın o potansiyeli açığa çıkarıp, yani kendini keşfederek nasıl arzuladığın hedefe 10 senede değil de 3 ayda, 2 ayda nasıl varacağını sana adım adım gösterir. Bunun için yapman gereken tek şey var. Videonun altındaki linke tıkla, formu doldur ve gönder. Hoşça kal.